beraberlik içerisinde bir bayramın daha sonuna gelmek üzereyiz. Televizyon haberlerinden duyduğumuz yine klasik o ulaşım esnasında doğan trafik kazalarından ve birkaç yerde özellikle Marmara Adası'nda, Balıkesir'de ve birkaç noktada daha çıkan yangınlar içimizi yaktı. Bunların olmamasını diliyoruz ama ne yazık ki bunlar da hayatın gerçeği, bunlar da oluyor. Bunun dışında az önce de ifade ettiğim gibi birlik beraberlik içerisinde güzel bir bayramın sonuna gelmek üzereyiz. Ama çevremize baktığımızda, ülkemize baktığımızda her şeyin aynı güzellikte cereyan etmediğini görüyoruz. İşte hemen yıllardır artık kangren haline gelen Suriye'deki olaylar, Kıbrıs'taki olaylar ve bunlara müdahale etme durumunda olan hükümet ve hükümete destek olan Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle bu konularda destek olan Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin gereğini yapan siyasi partisi. Ne mutlu ki bizler bu partinin birer üyesiyiz. Eğer sorun ülke ise, gerisinin hepsini Sayın Büyük Önderimiz Ulan Bey Atatürk'ün dediği gibi, eğer sorun vatansa gerisi teferruattır gerçeğinden hareketle Sayın Genel Başkanımız ve parti yönetimimizde bu kritik noktada sadece ve sadece ülkenin geleceğini düşünmekte ve son derece olumlu konularda hükümete yol göstericilik yapmakta. Ama üzülerek söylüyorum ki hükümet aynı duyarlılıkla bizim ikazlarımıza, bizim uyarılarımıza cevap vermiyor ve gereğini yapmıyor. Ümit ediyorum ki en kısa zaman içerisinde artık onlar da ülke gerçeğine dönerler ve ülkenin özellikle ekonomide yaşadığı darlıktan dolayı doğabilecek, işte başta istihdam olmak üzere her türlü krizin nasıl aşılacağı konusunda reel adımlar atarak bu sorunu çözme yönünde bir tavır alırlar diye düşünüyorum. Şimdi çok değerli arkadaşlarım, biz bayramdan arifeden bir gün önce tüm ilçe başkanlarımızla ve ilçe yönetiminden arkadaşlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının amacı ayın 15'inde başlayacak olan il başkanları toplantısıydı. Burada çok değerli parti yöneticisi arkadaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunduk. Eskişehir'in hangi konularda partiyi hangi yönde yön vermesi gerektiği konusunda belli fikirleri arkadaşlarımızdan aldık ve ayın 15'inde başlayacak olan bu toplantıda da bunları Eskişehir'in görüşü olarak öncelikle genel başkana ve genel merkez yönetimine aktaracağım. Tabii bu arada 16 Ağustos'ta Hacı Bektaş'ta bir etkinlik var. Bu etkinlikte Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere 81 il başkanıyla birlikte oraya katılacağız ve oradaki anma töreninde Türkiye'de nelerin olması gerektiği konusunda Sayın Genel Başkanımızın beyanatlarını dinleyeceğiz. Tabii bunun sonucunda şu bir gerçek, Türkiye'de artık bazı şeyler değişmek zorunda. Bakınız, 31 Mart'ta başlayan ve en son 23 Haziran'da İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle noktalanan yerel yönetim seçimlerinde artık seçmen mevcut iktidara bir ikazda bulundu. Yani kimilerinin tabirine göre kulağa çekildi, kimilerine göre de bir şamar vuruldu. Ama burada en önemli şey, bana göre seçmenin üzerinde kalıcı bir etki yaratmak noktasına gelmiş olan, biz ne yaparsak yapalım bunların elinden seçimi alamayız kaygısı yok oldu. Demek ki insanlar istediklerinde, sandıklara sahip çıktıklarında demokrasinin nasıl işlediği konusunda gösteride bulunabildiğinde o zaman istenilen sonuç elde ediliyor. Tabii ben özellikle Eskişehir'de daha önceleri de söyledim. Bu konuda katkı veren tüm partili, partisiz seçmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
son derece önemliydi ve bu önemli görevi layıkıyla yerine getirdi hemşehrilerimiz. Bu kısa bayram mesajı niteliğindeki söylemlerime son vermek istiyorum. Çünkü hepinizi biliyorum ki evinizde misafirleriniz var veya ziyaret etmek durumunda olduğunuz büyükleriniz, yakınlarınız var. Kendi ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla bayramlaşmanıza olanak tanımak istiyorum. Ama hepsinden önemlisi sizlerle bu bayramda da bir arada olabilmenin mutluluğunu bana yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantıda Tepebaşı ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, birisi yurt dışında, birisi Türkiye içerisinde gezide olduğu için, keza milletvekillerimiz de daha önceden programladıkları bu bayram tatili nedeniyle aramızda bulunamadılar. Ama hepsinin selam ve sevgilerini iletmemi benden istediler. Onların da selam ve sevgisini sizlere iletiyorum. Ve sözleri Sayın Parti Meclisi'ne bırakmak istiyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim sevgili başkanım. Bizleri bir araya getirdiniz. Değerli yol arkadaşlarım, bizler büyük aile olarak bir aradayız. Dolayısıyla büyük ailemizle bayramlaşmanın çok değerli olduğunu, büyük ailemizle bu güzel günde bir araya gelmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. İyi ki bir aradayız. İyi ki bir araya geldik. Kurban Bayramı'nın hepimiz için, ailelerimiz için, çocuklarımız için ve tüm ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili İl Başkanımız güzel bir analiz yaptı. 31 Mart sonrası başka bir Türkiye'ye uyandık hep birlikte. Yeni bir hikaye yazıldı. Yeni bir hikaye yazılmaya başlanıldı. Ve bu yeni hikayenin yazarı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Anayasa referandumu sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi o hiç küçülmeyecek sandığı kibri nedeniyle kendi kendini %50+1'e mahkum etti. Bugün gelinen noktada Adalet ve Kalkınma Partisi topal ördek olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği olmadan, hatta bir müddet sonra başka partilerin desteği olmadan %50+1'i alması mümkün değildir. 31 Mart seçimlerinde bunu gördük. 5 büyük şehri daha biz aldık. Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Ancak Sayın Genel Başkanımız hakkını veriyor ittifaka. Diyor ki, değerli arkadaşlar, bu 5 büyük şehri aldık. Türkiye'de birçok belediyeyi aldık. Ancak bu salt Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı değildir. Bizim yoldaşlarımız var, ortaklaştığımız başka partiler var ve bu ortaklaştığımız partilerin seçmenleri var. Dolayısıyla bir ittifak sürecinin sonucu. Buradan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi bizim de Eskişehir nezdinde, sadece Türkiye'de değil, Eskişehir nezdinde de ortaklaştığımız, birlikte yürüdüğümüz, yeniden demokrasi diyerek el ele verdiğimiz, dayanıştığımız siyasi partilere ve o siyasi partilere oy veren seçmenlere teşekkür etmemiz lazım. Hepinize teşekkür ederim. 3 Haziran'da yeni bir Türkiye öyküsü yazdık. İstanbul demek, büyük Türkiye demek. İstanbul demek, Eskişehir demek. İstanbul demek, Kars demek, Tekirdağ demek, Antalya demek, Samsun demek. İstanbul'da yeni bir Türkiye öyküsü yazdık ve İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu ikinci seçimde hani 13 bin oy nedir diyenlere alın size 800 bin oy, alın size Eskişehir kadar, Eskişehir'de yaşayan insanlar kadar oy diyerek yine hep birlikte İttifak yaptığımız partiler ve onların seçmenleriyle birlikte yeni Türkiye'nin büyük öyküsünü İstanbul'dan yazmaya başladık. Ama bugün
üzerimizdeki yük ağır. Çünkü büyük bir fotoğraf oluşturduk. Bu fotoğrafın içinde ailemizi büyüttük. Nasıl büyüttük? Demokrasi için. Niye? Yeniden demokrasiyle, yeniden parlamenter sistemi birlikte örebilmek için büyüttük. İşte bundan sonraki süreçte bu büyük fotoğrafı çizen bizler, bu büyük fotoğrafın büyük paydaşı olan bizler, yani Cumhuriyet Halk Partisi ailesine daha büyük görev düşüyor. Yerel yönetimlerimizin mutlaka ve mutlaka büyük başarılara imza atmaları gerekiyor. Sadece Eskişehir'de değil, Türkiye'nin dört bir tarafında, özellikle de büyük şehirlerde yeniden bir yerel yönetim öyküsü yazmamız gerekiyor. Ben bu anlamda il örgütümüze, ilçe örgütlerimize, tüm ilçelerimize, yönetimlerimize ve partilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü Eskişehir öyküsünü hep birlikte yazdık. İyi ki varsınız. Türkiye, büyük Türkiye öyküsü diyorum ya, evet, iktidara giden yol yerel yönetimlerden geçer. Biz bir öykü yazdık. Bu öyküde başarılı sonuca ulaştığımızda bundan sonraki amacımız iktidara giden yolda birinci olmak. İşte bunun için yerel yönetimlerde birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte, ama her şeyden önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak il örgütümüzde, örgütlerimizde, ilçelerimizde, kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda birlikte omuz omuza dayanışarak ve birbirimize inanarak bir öykü yazmamız gerekiyor. Ve önümüzdeki genel seçimlerde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir erken genel seçim taraftarı değiliz. Neden değiliz? Ardı ardına gelen seçimler ülkemiz için birer ekonomik kayıp. Ülkemiz için zaman kaybı. Dolayısıyla bizim bir erken seçim telaşımız yok. Ama bizim bir telaşımız var. Türkiye'de demokrasinin yeniden inşası için acele ediyoruz. Türkiye'de hukuka, adalete yeniden güvenmek için acelemiz var. Türkiye'de özgürlükler için, insanların eşit olabilmesi için, yani sosyal demokrat anlayışın tüm Türkiye'ye yayılması için bizim bir acelemiz var. Evet, iktidardaki partinin de bir acelesi var. O da gitmemek için, kalmak adına çabuk çabuk bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama acele işe şeytan karışır. Acele ettikçe dolanıyor. Bakın ekonominin durumuna, anlatmaya gerek yok. Damat Bey 11. kalkınma planından bahsediyor, içinde insan yok. Damat Bey Temmuz ayında düze çıktık diyor. Temmuz ayı enflasyonu tek başına ay için %1.36. Ve son 2 yıla baktığımızda en yüksek düzeyde çift haneli enflasyon Temmuz ayında. Ve Damat Bey diyor ki Ekim-Kasım'da düze çıkacağız. Geçeceğiz. Dış politika gerçekler üzerine kurulu değil. Hani Fırat'ın doğusu, hani S-400'ler, sonuçta bir tarafta Rusya, öteki tarafta Amerika Birleşik Devletleri, kapalı kapılar ardını bilmeyiz, gördüklerimiz bize yeter. Eğer ki bir iktidar partisi ve o iktidar partisinin ortağı olan, ona destek veren, onu ayakta tutan parti, ikide bir bayram mesajında bile bizim erken seçim gibi bir durumumuz yok diyorlarsa, bunun altında da bir bit yeniği vardır arkadaşlar. Biz size erken seçim demiyoruz ki. Seçim, genel seçim 2023 tarihinde. Biz diyoruz ki, gelin ele verelim, ortak aklı birlikte oluşturalım, 2023 seçimlerine büyük Türkiye ile hep birlikte gidelim, bu ülke hepimizin diyoruz. Ama yatıyorlar erken seçim, kalkıyorlar erken seçim. Biz uzlaşmaya hazırız. Biz uzlaşma adına, ortak akıl adına birlikte olmaya hazırız. Ama bunu yapamıyorlarsa, görev bizim üzerimize düştüğünde biz de üzerimize düşen görevi yapmaya da hazırız. Genel seçimlere zamanında ya da erken seçim durumunda giderken öncelikle bir kongre süreci geçireceğiz. Bir kurultay yaşayacağız. Elbette ki çok aday olacak. Demokrasi demek çok aday demek. Demokrasi demek, yarışabilmek demek,
Ama demokrasi demek yarış sonlandıktan sonra kucaklaşmak demek. Bir arada olmak demek, birbirimize güvenmek demek ve Eskişehir olarak da hep birlikte bu Kurban Bayramı'nda bir söz verelim istiyorum. Hep birlikte söz verelim istiyorum. Yerel seçimdeki başarımızla övünüyoruz, övünmekte haklıyız ama biz genel seçim başarısıyla da övünen bir Eskişehir olmak istiyoruz. Var mıyız buna? Var. Dayanışarak yapabiliriz. Üyemize güvenerek yapabiliriz. Delegemize inanarak yapabiliriz. Belediye başkanlarımızı severek, sayarak ama örgütümüze, il örgütümüze, ilçe örgütlerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza güvenmezsek olmaz. Onlarsız yapamayız. Onlar olmadan kazanamayız. Dolayısıyla diyorum ki önümüzdeki süreç elbette ki yoğun bir süreç olacak. Kongrelerde yarışacağız. Yarış bittiğinde omuz omuza vereceğiz. Birlikte çalışacağız. Ama erken ama zamanında bir genel seçimde büyük Türkiye başarısına büyük Eskişehir başarısını da ekleyeceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Üstler'e teşekkür ediyorum. Ve Odunpazarı Başkan Vekilimiz Sayın Cahit Edik. Değerli Başkanım ve Parti Meclisi'ye bu Kurban Bayramı'nda bu kadar güzel bilgi paylaşımından dolayı hepsine ayrıca teşekkür ederim. Değerli yoldaşlarımız, bayramımız, Kurban Bayramımız kutlu olsun. Bu dini ve milli bayramlar bizim bir araya gelmemizde en büyük araç, amaç gibi oluyor. Fakat şunu da paylaşmak istiyorum. Genelde çok siyasi bir paylaşım oldu ama yerelde ben şunu değinmek istiyorum. İktidarın maalesef yer üstündeki baskısı, yer üstündeki talanı bitmedi, yetmedi, yer altına geldi sıra. Hepimiz de biliyoruz ki bu Kaz Dağları belki temsili oldu ama en yakınımızda Murat Dağı'nda biliyorsunuz suyumuza karşı, Eskişehir'imizin havasına karşı inanılmaz bir şekilde tehdit var. Dolayısıyla il ve ilçe örgütlerimizin mesajlarına, haberlerine dikkat edip bu konuda direnç göstermeliyiz. Bu dini ve milli bayramlarda bu tür şeyleri inşallah konuşmayız. Ama ben şunu diyorum, hayırlı olsun. Hakikaten herkese Allah iyilik versin diyorum. Gerçekten ülke herhalde kötüye gidiyor. Bu kötüye gidişin tek direnç kaynağı Cumhuriyet Halk Partili ve bizleriz ve sizlersiniz. Hepinize tekrar iyi bayramlar diliyorum. Kazım Bey de ayrıca selamı ve iyi bayramlar dileklerini iletiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Son derece önemli bir konuyu hatırlattı. Bildiğiniz gibi Murat Dağı'nda da siyanürle altın arabası konusunda bir chat raporu verildi 8 Mayıs tarihinde. 19 Ağustos tarihinde de orada yapılan, açılan davalar üzerine bir keşif yapılacak. Yediz Karacalar köyünde. Orada bir etkinlik göstermek istiyoruz. Hem ilçe yönetimlerimiz hem il yönetimimiz bu konuda mesajlar çektiler. Katılmak isteyen arkadaşlarımız bir an önce isimlerini yazdırırlarsa ona göre araç temin edilerek 19 Ağustos Pazartesi günü Karacalar'da olacağız ve tepkimizi göstereceğiz. İş işten geçmeden bu olayı geliştirmek istiyoruz, olgunlaştırmak istiyoruz. Herkesin de katkısını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayırlı bayramlar diliyorum. Evet. Bu fotoğrafları
Başkanım, iyi bayramlar, sağ olun. İyi bayramlar. İnsanların böyle bir araya gelebilmesini sağlayan birer vesiledir. Yani bu nedenle bu projeyi son derece önemsiyorum, mini bayramları. Tabii ki mini bayramlarımız da aynı duygularla paylaşılabilirse, aynı duygularla takip edilebilirse ve kutlanırsa son derece güzel şeyler yapılıyor. Eskişehir'de olaysız bir bayramın geçmesi de bize ayrıca mutluluk veriyor. Bence tüm Eskişehir'e hemşehrilerimizin bu vesileyle bayramını kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bir de Gülhan Kovan bir sorularını atmak istiyorum. Ekrem Bilmanoğlu'nun İspak Genel Müdürlüğü'ne Bahattin Yetkin'in alınması çok konuşuldu. Daha sonra Bahattin Yetkin bizi faaliyet. Bununla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi tabii ki İstanbul'daki olayları bizim uzaktan yorumlamamız çok doğru değil. Sayın İmamoğlu bu olayın içerisinde ve hangi konuda ne zaman hangi adım atacağını en doğru kararı kendisi verecektir. Bildiğiniz gibi İstanbul'daki iştiraklar son derece önemli. Çünkü belediyenin asli görevlilerin pek çoğu onların üzerine verilmiş. Dolayısıyla orada kurulacak yeni yönetimler son derece önemli ve öyle zannediyorum ki zaman içerisinde eğer şu aşamada yapılan yanlışlıklar varsa düzeltilecektir. Çünkü görevin alındığından bu yana İstanbul gibi Türkiye'nin neredeyse yarısını temsil eden bir yerde bir anda yönetimleri yeniden oluşturmak ve istenilen sonucu elde etmek mümkün değildir diye düşünüyorum ben. Onun için Sayın İmamoğlu'na biraz zaman tanımakta fayda var. Çok teşekkür ederim.